Kadir'cim, Orhan ben. Şimdi duydum. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Kadir, şehir dışındayım. Yeşim'i uğurlamaya gelemiyorum. Çok üzgünüm. Dönünce görüşürüz. Söyleyecek söz bulamıyorum Kadir'cim. Başın sağ olsun diyorum. Kadir Bey, iyi günler. Ben Meryem Aksoy. Ildırı'dan rahmetli Galip Usta'nın ahbabıyım. Yani tanıdığıyım. Telefon numaranızı ondan almıştım. Bizim başımız büyük dertte. Sizin yardımınıza çok ihtiyacımız var. Lütfen beni en kısa zamanda arar mısınız? Çok rica ediyorum. Çay koyayım mı hemen? Gel gel otur. Ben kalktım zaten. Yok, içmeyeceğim. Nereye gidiyoruz? İşe. Fatma Gül, ne konuştuk? Ben söylüyorum, dinlemiyor ki bu. Ya görmüyor musun? Etrafımıza dolaşıyorlar. Yalnız olmanı istemiyorum. Ben suçlu değilim ki hapis hayatı yaşayacağım. Haklısın ama bundan sonra çok dikkatli olmamız lazım. Evet Fatma Gül. Ya işte ise soruşturma sonuçlarına kadar. İşten izin al, rica ediyorum. Hayır, şimdi polis de biliyor her şeyi. Bana bir zarar gelirse onlardan bilecekler. Lütfen. Erol abiyle konuşayım istersen. Sana izin verir. Hayır, kimseyle konuşmayacaksın. Ben de işime gideceğim, geleceğim. Hadi Murat. Dik başlı anam bu. Yine burnunun doğrusuna gidiyor işte. Fatma Gül, Kerim'i bu sefer dinlesene. Abi ben zaten onlara rağmen, herkese rağmen bir hayat kurmaya çalışıyorum. Yaşamaya çalışıyorum. Bundan da vazgeçmeyeceğim. Kız haklı. Onlar saklansın. Onlar kaçacak delik arasın artık. Ben saklanmayacağım. Tamam kızım. Ama lütfen Kerim götürüp getirsin. Tek başına bir yerlere gidip gelme. He, Kerim götürür, ben götürürüm. Tamam. Tamam, o zaman ben de geleyim seninle de Murat'ı okula bırakayım. Sonra da alışveriş yaparım. İsteği aldın mı? İste. Aldım, aldım. Abi, sen bugün yanından ayrılmasın. Olur, otururum ben orada, otururum. Ver o isteği. Ben telefonu sipariş edeyim. Sağ ol, sağ ol. Hadi hoşça kalın. Sen de üstüne varma. Huzursuz etme. Hadi güle güle. Hadi. Hayırlı işler. Arkaya mı oturdun? İyi, tamam. Otur. Otur. Giderken eksik boya kalemlerimi alalım mı? Tamam canım, alırız. Tamam mı enişte? Tamam canım, alırız. Hayır, peşine takılsalar, nerede çalıştığını da öğrenseler, dövün dur yine. Fatma Gül haklı. Bir halt edemezler. Onlar düşünsünler bundan sonrasını. Onlar melanet düşünür. Başka bir şey düşünür mü? Dayınla konuştun mu hiç? Hastanede konuştum ya. Bugün şirkette görürüm artık. Leman Hanım gerçekten çok üzgün. Geçmiş olsun. Vural'ın geçen yaz başına ne geldi? Ne gibi? Sen de gözlerini kaçırıyorsun annen gibi. Hayda, ne dediğini anlamadım ki. Dün onların yanına giderken Vural'ın master'a gidememesini konuşuyorlardı. Hep o olay yüzünden falan gibi laflar ettiler. Lanet olsun o geceye falan. Ya neden bahsettiğini gerçekten anlamıyorum. Yok Vural'ın olayı mı olayı? Annen Zeynep Meynep diye geveledi ama... Yok, bence başka bir şey var. Ve sen de bunu biliyorsun ve bana söylemiyorsun. Başladın yine Meltem, yok bir şey. Master'dan niye vazgeçti o zaman? Burs kazandı, gitmedi. Niye? Şeyden işte,
Zeynep'ten ayrıldı, içki falan abarttı ya, ondan bahsetmiştir annem. Bence başka bir şey var. Gaye. Gayeciğim. Yok canım, çoktan kalktık. Selim'le dışarıda kahvaltı ediyoruz. Sen erkencisin asıl. Hadi yolla bana da. Kitabın kapağı süper oldu diyor. Harika. Sen ne zaman dönüyorsun? Süper. Tabii tabii, gelmez miyiz? Hatta annemler de gelecek. Tamam canım, onun da selamı var. Hadi yolla bana da, çok merak ettim. Öptüm ben de. Aşkım, benim gitmem lazım, şirkete geç kalıyorum. Haftaya geliyor. Ha, ne zamandı yemek? 7'sinde. Daha kahvaltın bitmedi, nereye gidiyorsun? Doydum ben, gitmem lazım. Sen keyfine bak burada. Vural konusunu öğreneceğim sonunda. İnsan karısından bir şey saklar mı? Anlatacaksın bana da. Selim, duydun mu? Yok ki aşkım, bir şey ne öğreneceksin? Ameliyattan sonra biraz daha umutlanmıştım. Üçüncü ameliyata gerek kalmayacak gibi görünüyordu. Ama korkarım bunu yapmak zorunda kalacağız. Yine mi? Kalacağız, her riskini tamamen kaldırmamız gerekiyor. Peki garanti mi? Denemeden bilemeyiz. Omurga çok zedelenmiş. Son ameliyattan aldığımız sonuçları Ankara'dan mikrocerrah bir arkadaşımla da paylaştım. Konusunda çok deneyimlidir. O da ameliyat diyor. Büyük bir ihtimalle o da katılacak bu ameliyata. Ya bu ameliyattan da sonuç alamazsanız, yürüyemeyecek mi? Yatağa mı bağlı kalacak oğlum? Şu anda bunları hiç düşünmeyin. Ne olursa olsun önümüzde uzun bir tedavi süreci bizi bekliyor. Sabırlı olmamız lazım. Vural'a da bunu telkin edeceğiz. Anladım. Peki, teşekkür ederim. Ne oldu? Doktor Şemsi ile konuşuyormuş. Yerinde yokmuş. Birazdan tekrar ararız. Erdoğan'dır. Çayını tazeleyeyim. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Şirkete gidiyordum da bir uğrayayım dedim. Sizi rahatsız etmeyeyim. Münir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.